Hocam bugün biraz gerginlik var. Bir umutsuzluk görüyorum yüzünde. Nedir Şimdi bu? Ben de diyeceksin biraz ki düşüyorum. Zafer Aga niye sinirli? Neye bakıyor Zafer şu anda? Neyleri Aga'nın inceliyor? gösterme, Bilmiyorum, gösterme. göstermiyorum. Yani ben böyle bir prensipsizlik, böyle bir Ahlaksızlık. ahlaksızlık, Çalışma. çalışma disiplinsizliği, yani böyle bir yani saçma bir şey, bak konuşamıyorum, saçma bir Trendyol şey Express değil görmedim. mi bu? İsim vere vere söyle. Baba Öyle. Trendyol Express, Ya yani böyle bir çalışma şey Avrupa'yı yok. dedik, temiz çalışıyorlar dedik ama bunlar yani bize tövbe yarabbim dalga geçiyorlar. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir uzun çeksene ya. Geniş çek. Bakın tablolara bakın. Arkadaşlar bana bakın bana. Bunlar müşteri beğenmedi de geri yolladığı iadeler değil ha. Bunlar ne biliyor musunuz mu? Trendyol'un. Gelir. Aynen. Bu. Yani Bu bunlar tablo arkadaşlar. aynen. Bunlar hani müşteri beğenmedi, görseli beğenmedi, bozuk çıktı falan değil. Bunlar gördüğünüz gibi tablolar. Ne hale gelmiş. Bunları iade aradık. Trendyol'u. Tutsana biraz daha. Şuna bakın abi. Şuna bakın. Bakın. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Allah aşkına. Bu tablo arkadaşlar. 50 yerden kırılmış. Şuna bak abi. Bu apayrı bir şey. Şuna bak abi. Bak paramparça. Paramparça bak. Her yerden bak. Bir noktadan değil de şuraya bak. Bir. İki. Üç. Yani bu adamlar bile ay sonu para alıyorlar, bir de isyan ediyorlar bu maaşlar az diye. Ulan yaptığın işçiliğe bak sen, yani sen bu arabayla mı geçmişsin? Bunlar hep böyle arkadaşlar, sadece o değil. Bak. Kırık, parçalanmış. 10 tane ürün var, hepsi 150 liradan gelse bana ortalama, bazıları 150, 100 diyorum ortalama. 1000 lira zararım var şu an benim. 1000 lira zararım var. Şey gibi olduk ya, iyice o adamlar vardır ya. Kardeşim. Abi insan üzülüyor be ya. Vallahi üzülüyor. Oğlum emek veriyoruz lan o kadar. İnsanlar çalışıyor amına koyayım. Şuraya bak. Tablonun haline bak baba. İşte para abi. Bunlar hep para. Ama geri ödeyecekler galiba. Valla tazmin sürecinde Ha. ürün fiyatına göre geri ödeme yapacaklarmış. Tamam. Ama şöyle bir şey var. 23 lira kargo oluyor. 23 gidiş, 23 geliş, 50 lira oradan kesiyor. Tamam. Ne kadar Parayı kar falan koydum verirler. ben bunları hatırlamıyorum şahsen. Yani bazılarından 30 lira, bazılarından 100 lira, bazılarından 50 lira karım var. Tamam. Yani birbirini kapatacaklar. Ama Ayıp. müşteri memnun değil. Şimdi ne oldu? Müşteri hala bekliyor şu ürünleri. Bu 10 taneden mesela bize 4'ünden bir şey yorum gelseydi bizim Abi uçan. şunun gittiğini düşünsene müşteriye ya. Bunlar büyük ihtimal zaten daha şeyden çıkmayan ürünler. Bu müşteriye gitmez yani. Onlar da biliyor. Tamam gitmez de. Müşteri memnun değilse. Yani Trendyol Express temiz olarak çok iyi. Homojen olarak çok iyi. İçeride çalışma prensipleri çok iyi. Ama taşıma ekibi berbat. Taşıma ekibine acilen bir çeki düzen. Çünkü hayatımda PTT ile çalışıyordum bundan önce. PTT bile bana hiç böyle ürün getirmedi. Yemin ediyorum PTT bak ya. En kötü kargo firması bana böyle ürün getirmedi. Burası Trendyol Express. Getirdiği tablolara bak. Garip Yanlış. yani. Şimdi TikTok'a da video çekeceğim. Ama Keyifler, ne keyifler. giydireceğim şimdi. Yani olabilir ama yani iade tabii ki olacak, kırık tabii ki olacak. Ben hiçbir şey demiyorum. Hani kırık olur. Ama bu kadar çok kırık olmaz. Hani bir iki yerden kırılsa diyeceğim ki biz paketlemeyi mi yanlış yaptık? Hani buna karton koysan yani her Ulan türlü bunu, koruma yapsan gene olmaz. çelik yapsan, yemin ediyorum bak çelik koruma yap Ya yine bir de de kırılır. büyük, yani büyük bir şey ya. Malzeme, küçük malzeme var ya, büyük malzeme. Köşeye koy. Ya arabanın köşesine sıkıştır kalsın orada bana gel. Evet Ne ya bunu yapıyorsun yani? Arabanın sıkıştırsam bu gider köşesine amına koy. koyayım. Ben bunu sıkıştırsam bu gider Aynı mi en ya? dibe koysan, arabanın en dibine koysan bu gider yani. Bu nasıl bu hale getiriyor ben anlamıyorum. Parça kırışık, şuna bak. Saçma sapan olaylar. Neyse kapat ya.